finikler sardı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oğlum gelme lan, gelme, hoşt hoşt. Tamam, korkutmayın, hayvanlar üzerimize geliyor. Hiç sahipleri de yok ya, hayret. Geç 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 geç. Geç kızım, geç geç. Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle emniyet kemerimi takalım. Her şeyden önce tabii her zaman söylüyoruz, can güvenliği. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün arkadaşlar aracımızla yine İstanbul'a doğru yolculuk yapacağız. Yolculuk yaparken de yol sohbet tarzında böyle yine vlog yapalım dedik. Çünkü geçen arkadaşlar video attık böyle. Bazı arkadaşlar abi niye daha uzun isteyenler de olmuş. Hatta 23 dakika, 25 dakikanın civarı bir şeydi galiba geçenki video. Böyle gittikçe arkadaşlar sizin de videonun altına yorumlarınızı yazarsınız. Hangi konulardan konuşalım, sohbet edelim. Bugün arkadaşlar konumuz basık araçlar. Basık araçlarda spor yaylar, yay kestirme, yayları presetme, coliver. Tüm bunlar hakkında konuşalım. Bildiklerimi ben de size paylaşayım. Çünkü bana da gerek Instagram'dan gerek bu Facebook'taki hobi car sayfasından ve farklı sosyal ağlardan sorular soruluyor. Çünkü bizim aracımız basık. Hani bu konuda sanki çok ustaymışım gibi soruluyor. Ben değilim arkadaşlar. Çok usta değilim. Deneyimlerim var. Ben de sizin gibi yıllar önce, yaklaşık 10 sene önce bu işe başladım. Araba spor yay basma işine. Öncelikle arkadaşlar araçlarımızı niye basarız? Bunun hakkında konuşalım. Nissan Almera araçlarda normal araçlara göre tabi biraz da bu Almeralar biraz yüksek işin doğrusu. Normal belki benim aracım Golf veya başka bir tarz araba olsa bu dereceyi aşağı basacağımı düşünmüyorum ama şimdi aracımız Nissan Almera olunca biraz havada leylek gibi burnu. Böyle basma sevdasına giriştik. Yaklaşık 10-11 sene önce başladım bu işe. Denemediğim yöntem kalmadı arkadaşlar. Tabi o zamanlar böyle coliver yoktu. Sağ kolumuz bakalım. Coliver yoktu arkadaşlar. Hatta Sporia'ya da yoktu. Sporia, Nissan Almera'nın Sporia'yını ben birkaç tuning firmasından istedim. İstettim hatta. Öncelikle parayı verip yaklaşık bir ay sonra siparişin geleceğini söylediler. Baktım hakikaten Sporia sıkıntı bulunmuyor. Özellikle Nissan Almera için bulunmuyor. O dönemde bulunmuyordu 10 sene önce. İstanbul'da Maslak'ta Namıştan Amortisör var arkadaşlar. Belki çoğunuz biliyordur Namıştan Amortisörü. Namıştan Amortisör'e gittim. Hatta ben Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'de birkaç Ümraniye Sanayi Sitesi'nde birkaç firmayla görüştüm. Tabii bunlar genelde merdiven altı diye tabir edilen amortisör firmaları veya başka işlerle uğraşan firmalar ama yay kesme işleri yapıyorlar. O dönemlerde yay kesme işi oldukça popülerdi, modaydı. Yaylarla ilgili bildiğiniz gibi arkadaşlar yayların içinde sarmallar var. Buna genelde bakla deniyor. İsim bakla diye geçiyor. Genelde toplamda 5 bakla oluyor. Bazılarında 6 bakla da olabiliyor. 5 bakla, 6 bakla arasında. Yaklaşık 2 bakla kesme muhabbeti var. 2 bakla tahminin ortalama 5 santime denk geliyor. Yani 5 santim kesildiği zaman sıkıntı olmayacağı görüşü hakimdi. Yaklaşık 10 sene önce bu böyleydi. Ve genelde tabi bu şahinlerle başlayan bir kültürdü. Tofaşlarla. Tabi bu diğer arabalara yansıdı. Yay kesme muhabbeti. Şimdi o dönemlerde yaylarımızı kestik. Pardon, ben kestirmedim. Yaylarımızı kestirmek için ben firma arayışına giriştim. Bu Maslak'taki Namıştan Amortisör'le iletişime geçtim. Namıştan Amortisör yay kesmenin pek doğru, sağlıklı bir şey olmadığını, o dönemde yeni çıkan bir yöntem var arkadaşlar. Yay kesmeye alternatif olarak yaylara soğuk pres yapılıyor. Bu soğuk presle en azından yayların sekmesi, vurması biraz daha güvenli diye belirttiler. O dönem için konuşuyorum yaklaşık. O günlerde arkadaşlar aracımızın yaylarını ben pres yaptırdım. Soğuk pres yaptırdım. Önleri 6 santim düşürdük. Namıştan amortisörde. Arkaları da 3 santim düşürdük. Çünkü aracımızın ihtiyacı buydu. Önler biraz daha basık olması gerekiyordu.
6 santim düştü arkadaşlar. Buna mukabil şimdi 6 santim oldukça yüksek bir rakam soğuk presse. Yaylarda amortisörlerde patlama olabilir diye içindeki milleri kısaltma operasyonu gerekiyor aslında. İçindeki millerin vurmaması için amortisöründe. Bu işlemden ziyade arkadaşlar amortisörün vurmamasını Namış'tan bana o dönemde şey dedi önerdi arkadaşlar. Ön amortisörle %30 civarında bir sertleştirme yapalım. %10, %20 de arkada sertleştirme yapalım ki yerler içinde fazla amortisörler içinde fazla gidip gelmesin. Milleri dağıtıp amortisörle patlamasın dediler. Tamam kabul ettik çünkü o sonuçta o dönemler bilmiyoruz biz de. Modifiye böyle bir heves salmışız. Yeni başlamışız tabii haliyle. Aracımızda basmak istiyoruz. Tamam kabul ettik. Yaptırdık. Sabahleyin anlaştım. Sabahleyin gittim. Yaklaşık 3-4 saatlik bir zaman sonra aracıma takıldı. Karşıdan Boğaz Köprüsü'nden geri dönüyorum arkadaşlar. Aynı günü Boğaz Köprüsü'nden dönüyorum. Yani arabam çok tatlı oldu. Görüntüler çok güzel. Basıklığı çok istediğim gibi oldu. Zaten Almera'nın ihtiyacı olan yükseklik buydu. Fakat bir problem vardı. Araba anormal sert. Yani bildiğin taş. Hani yani öküz arabası bundan daha konforlu. O şekilde. Dedim ya bunda problem var. Döndüm ilk başta. Alışırsın edersin. Neyse. Eve dönüyorum o gün. Köprüdeyim. Boğaz Köprüsü'ndeyim. Hiç unutmuyorum o günü. Yol dümdüz. Saat 2-3 civarı. Öğlen vakti. Yol bomboş. Herhalde 100-110'la falan gidiyorum herhalde. Yolda boş tabii. Şeritler de yanlarında açık. Yol orta Boğaz Köprüsü'nü bilenler bilir. O arada geçişlere gelmeden önce şey vardı. Önceden bir yerde böyle metal bir yerler şeyler vardı arkadaşlar. Araba zıplıyordu. O metal kasis mi diyeyim ne diyeyim artık. Küçük. Ona geldim arkadaşlar. Araba bir sekti orada. Daha ilk yani arabaya bindim bir saat içinde. Araba sekti. Sekmeyi de arkadaşlar 2-3 defa da kendisi sekiyor. Bu soğuk presi özelliği bu. Yerler kendi kendine saçma sapan salınım yapıyor. 2-3 defa da kendisi sekti yerler. Benim direksiyonum elimden kaçtı. Yan şeride geçtim. Yani Allah'tan yanında araba yoktu. Araba hafiften yan döndü. Ben o anda bayağı panikledim. Çünkü daha araba yeni değilmiş. Zaten sertliğinden o anda bir şikayetçi oldum. Bir de böyle bir olay başıma gelince dönünce firmaya telefon açtım böyle. Bu olay başıma geldi. Çünkü bir de bunun kötü tarafı var arkadaşlar. Hem can güveniniz olmuyor yay preslediğiniz zaman. Artı preslenen yaylar açılmıyor. Yani o eski haline geri dönmüyor. İkinci bir hata da şöyle yaptım ben. Aracımın orijinal yaylarını preslettirdim. Sonuçta preslenen yaylar geri açılmayacağı için o yaylar çöp oldu. O dönemde Nissan Almera'nın yayı da yok. Birkaç yere firmaya telefon açtım. Almera'nın orijinal yayını bulamadım. Nissan servisi de var. O da oldukça pahalı. Yani şöyle diyeyim ben size. Mesela bu toplam bu presletme, amortisör tüm işlemleri 500 lira verdiysem ben o gün. Tam fiyatını unuttum ama. Bir tane Nissan Almera yayının fiyatı 500 liraydı. Yani orijinal fiyatı. Öyle bir uçuk rakamdı. Ben de arkadaşlar baktım internette araştırdım. Bir firmanın tekiyle görüştüm. Firmanın tekinde Vogtland marka spor yay olduğunu öğrendim. Hemen firmaya gittim. Bostancı'da bir firmaydı. Gittim o şekilde gittim firmaya. Vogtland spor yayları aldım. Ümran Sanayi'de taktırdım. Vogtland spor yayları. Yani o preslenen yayların kalitesi gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Bilinecek gibi değil. Artık can güvenliği ve sekmesi, zıplaması, yayların kendi kendine salınım yapması kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer böyle bir şey fikri olan düşünenler varsa bunu silsinler kafasından. Yay presletmek gerçekten çok tehlikeli ve ölümcül kazalara sebep verebilir. Allah korusun. O gün arkadaşlar ertesi günü ben spor yayları aldım. Spor yayları aracıma taktırdım. Vogtland marka. Ve daha kötüsü arkadaşlar bu preslen şeyler amortisörlerimi sertleştirme operasyonu da yapılmıştı. Tekrardan Ümran'da başarılı amortisör var. Ümran'da bilenler bilir yine. Ümran'daki başarılı amortisörle irtibatı geçtim. Bu sertleştirilmiş amortisörlerimi geri yumuşattırdım ben. Böyle bir operasyon yaptırdım. Ya yani aracıma Vogtland spor yayı taktırdım ve amortisörlerimi geri yumuşattırdım. Orijinale geri döndürdüm amortisörlerimi. Böyle 2 günde durduk yere benden 1000 liraya küsur o zamanlar para çıktı. Yay presletmek ve ertesi gün hatta binde daha fazla şu an hatırlamıyorum da spor yay almak, o amortisörle geri döndürmek. Saçma sapan bir macera giriştik. Sonuçta arkadaşlar
Böyle bir kötü deneyimim oldu. Daha sonra arkadaşlar Vogue'dan spor ayarlar aldım. 3 santimlik değerler. Araba yaklaşık 4 santim falan, 4-4,5 santim civarı bastı. Fakat şimdi spor ayarlarda şöyle bir durum var. Spor ayar takmayı düşünen arkadaşlar varsa bunun da bilgisini vereyim. Şimdi spor ayarlar taktığında arkadaşlar 3 santim, 3,5 santim limit. Maksimum limit oluyor arabalarda. Şimdi 3 santimden daha mesela bir de 5'lik yaylar var. Şimdi 3 santimlik yay kullanırsanız amortisör değiştirmeye ihtiyacınız kalmıyor. Fakat 5 santimlik yay kullanırsanız aracınızı amortisörlerin milleri uzun geleceği için o amortisörleri patlatacak arkadaşlar. Yani 5 santimlik yay kullanmayı düşünüyorsanız ayrıca de spor amortisör kullanmanız gerekiyor ki o amortisörle yay birlikte uyum içinde çalışsın. Dahası sıkıntısız, problemsiz bir sürüş yaşayın. Yani 3 santimlik yaylarda amortisöre gerek yok, değişime gerek yok. Fakat yine arabanın sertleşiyor tabi haliyle. Fakat 5 santimlik yay düşünüyorsanız aracınızı, 5 santimlik yaylarda amortisör değişimi gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilin. Daha sonra voglantları taktık. Voglantları biraz aşırı sertmişti. Bizim amortisörlerimiz tekrar patladı. Ben 4 tane daha amortisör aldım yeniden. Sıfır amortisör aldım voglantları üzerine. Yaklaşık 6 ay geçti. Voglantlar 4 amortisörü yeniden patlattı arkadaşlar. Bak bu hatırladığım süreçleri size söyleyeyim. Ben yani kafamdan yaklaşık bu süreç tabi 10 seneden aşağı doğru düşüyor. 9-8 sene. Ben sürekli amortisör alıyorum. Yay değiştiriyorum. Sonra voglantları arkadaşlar çıkarttım. Baktım çok sert. Amortisörler patlatıyor. Eyvah marka. Eyvah'ın ProKit yumuşak yaylarından sipariş ettim yurt dışından. Bir firmayla görüşüm. Bu yaylarım geldi. Eyvahları araca taktım. Fakat Eyvahlar da arabayı basmadı arkadaşlar. Çok yumuşak, çok güzel, kaliteli yay. Voglantlar kadar araba düşünmedi. Yaklaşık bir sene kadar da Eyvahları kullandım. Eyvahlardan sonra bu Namıştan amortisörü tekrar irtibata geçtim arkadaşlar. Bu Namıştan amortisörü de Coliver yapıyordu. Coliver da yeni bir modele geçmiş. Konfor odaklı Coliver diye. Hani aracınızda ilanlara denk geldim. Hatta birkaç internette forum sitesinde de gördüm ben. Coliver'lar arkadaşlar aracımızın orijinal, ben gittim Namıştan amortisörü. Aracımın orijinal amortisörlerini Coliver'a çevirttirdik. Coliver şöyle bir şey arkadaşlar. Aracımızın orijinal amortisörlerine işlem yapıyorlar. Orijinal amortisörün dışını kullanıyorlar. İçini boşaltıyorlar. Tabii firma kendi metoduyla içindeki o sistemi değiştirip daha konforlu, daha yumuşak bir mekanizma yapıyor içine. Dışına da bir kendi yayları var. O kendi yaylarını kullanıyor. Yani aracın orijinal yayını kullanmıyor. Ve dışına da bir mekanizma koyuyor. O mekanizmayı çevirdik mi aracınız yaklaşık 2 santim, 3 santimden başlayıp 10 santime kadar aşağıya düşüyor. Yani siz aşağı yukarı aracınızı vidayla düşürüp kaldırabiliyorsunuz. Şu an aracımda o coliver'lar var. Namıştay'ında yapılan coliver'lar. Yaklaşık 4-5. Senesine girdim herhalde coliver'larda. Herhangi bir patlama, sıkıntı, zıplama, sekme, hiçbir herhangi problem yok. Ve ayrıca muayeneden geçiyor. Yani hiç aracı havaya kaldırmamda gerek yok şu anda. Yani bu şekilde direkt muayeneye girip muayeneden geçebiliyorum coliver'larda. Şu an yaklaşık 1200 lira civarı yapıyorlar. Coliver'ın çiftinin fiyatını. Şimdi spor yaylarda şu anda güncel fiyat arkadaşlar 1000 liradan aşağı spor yay yok. 1000 lira, 1500 lira. Hatta Eyvah'larda 2500-3000 lira kadar çıkabiliyor Eyvah spor yaylar. Yani spor yay alıp sürekli amortisör patlatıp bununla uğraşmaktansa ben size hem konfor odaklı böyle bir coliver yaptırmanızı tavsiye ederim. En azından aracınızın konforu artar. Sekme, zıplama gibi problemler olmaz. Muayeneden geçiyor. Gerçi spor yaylar da muayeneden geçiyor ama tabii arada kalan arkadaşlar oluyor. Bana soruyor, abi spor yay mı alayım, coliver mı alayım? Çok mesaj atmışsınız. Sağ ol, teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Fakat şöyle diyeyim, herkese mesajına dönemiyorum. Bazı mesajları görüyorum. Tam bir şey yazacağım. Bak, cevap vereceğim. Konu başka yere gidiyor. Başka bir iş. Yani insan o anda psikolojisi müsait olmuyor. İşi oluyor, müsait olmuyor. Arkadaşlar işin özü coliver mı, spor yay mı, yay pres etmek mi, yay kesmek mi? Bunlar arasında arkadaşlar spor yay şahsi önceliğim coliver yaptırın aracınıza. Coliver en azından konforlu sürüş yaparsınız, kullanırsınız. İkinci olarak arkadaşlar daha güvenli, can güvenliğiniz ön plandaysa spor yay alın. 3 santimini geçmeyin. 3 santimlik spor yay alın. En azından biraz da keyfine varın.
zaten ileride sıkılırsanız sertliğinden şikayet edersiniz. Çıkartır, orijinal yerlerinize geri dönersiniz. Fazla bir maliyette size oluşmaz. En azından denemiş olursunuz. Bu yay kesme ve yay presetme işleri arkadaşlar çok sıkıntılı değil. Hem maddi olarak da size problem çıkartır. Çünkü geri dönüşümü olmayan uygulamalar. Bu arada arkamızda ambulans geldi. Şuna bir yol verelim. Vereceğim de nasıl vereceğim? Ambulansı zorlu yol verdik. Allah şifa versin. Evet, bugün böyle başınıza arttık spor yaylarla ilgili. Bakalım anlatacağım bir şey var mı başka kafamda kalan? Sizin sorduklarınıza cevap vermeye çalışıyorum genelde. En çok da arkadaşlar şey sormuşuz. Abi yayları kestireyim mi? Ya şimdi yıl 2020 arkadaşlar, hala yay kestirme muhabbeti olmaması gerekiyor. İnterneti açtığınız zaman yüzlerce, binlerce forum sitesi var. Hepsinde yay kestirmenin zararlarından bahsediliyor ve hala yay kestirme diye düşünen arkadaşlar var. Ve yay preseti mi diye düşünenler var. Çok tehlikeli arkadaşlar. Kesinlikle yaylarınızı ne kestirin ne presettirin. Yani yaylarınızı hiçbir işlem yaptırma. Çünkü o yaylar arkadaşlar işlem uygulandığı zaman geri dönüşüm olmuyor. Yani çöp oluyor. Ve sizin aracınızın yayları orijinal yay sonuçta. O yayın tanesi nereden bakıyor şu an güncel piyasaya en kötü yay. 400-500 liradan aşağı yay yok tanesi. Yani 4 tanesi 2000 lira. Siz 2000 liralık yayı alıp saçma sapan merdiven altı bir tezgahta makine tonlarca presin altına koyuyorsunuz. Ve o yayların arkadaşlar geometrisini, şeklini, fiziğini bozuyorsunuz. Daha sonra o yaydan performans bekliyorsunuz. Yani saçma sapan bir uygulama ve cebinize zarar, artı can güveninize zarar. Kesinlikle böyle uygulamalara girmeyin. Hani şu firma çok garanti veriyormuş, şöyleymiş. Yani inanmayın arkadaşlar, öyle bir şey inanmayın. Bugün kaza yapmasınız o yaylarda. Yarın Allah korusun o yaylar kırılır. Çünkü soğuk presti yay tonlarca basınca maruz kalıyor. O yayın nereden, sonuçta çelik arkadaşlar, o yayın nereden kırılacağını bilemez. Kimse bilemez. O firmanın ustası da garanti veremez ki buna. Hadi düşün, sen arabanın yayını presettin. 3 santim yay presi yaptık yayına. Usta diyor ki 12 ay garantili. Arkadaş sen 100'le 120'le gidiyorsun. Allah göstermesin o yay kırıldı. Sen kaza yaptın. Ustaya diyebilir misin ki usta senin verdiğin yay presli yay kırıldı. Benim kaza masraflarımı karşıladı. Yapamazsınız ki bunlar arkadaşlar. Boş yere hiç hayal kurmayın. Yani öyle preslenmiş yay işine girmeyin bence. Ya spor yay alın, adam akıllı kullanın. Ya da koliver yaptırın. Ya da dahası garantiye kaçınmıyorsanız hiç aracınızı orijinali bozmayın. Direkt o şekilde kullanın. Yani ikinci tavsiyem de bu olur arkadaşlar. Evet, böyle kaç dakika olmuş? Evet, 17 dakika olmuş. Yine lafa tuttuk sizi ya. Fazla konuş, çenem açıldı bugün. Evet arkadaşlar, sohbetimiz böyle. Baş ağrıtan bir sohbet oldu, kusura bakmayın. Fakat o kadar çok soru gelmiş ki şimdi tüm arkadaşlara yazmak istiyorum, cevaplamak istiyorum. Fakat bilgim dahilinde yetişemiyorum. Bazıları bu sefer de trip atıyor. Abi cevap yazmadı, dönmedi. Geçen bir arkadaş yazmış. Geçen sene yazmış hatta. Tam bir sene sonra mailde gördüm arkadaşlar. Mailleri silip bakıyorum silerken. Tam bir sene önceki cevap mesajı gördüm arkadaşın. Kusura bakmasın kendisi buradan izliyorsa. Hatta ona dönüş yaptım. Kardeşim özür dilerim diye. Evet arkadaşlar, bugün böyle farklı bir spor yay konusuna girdik. Muhabbet, sohbet. Umarım canınızı sıkmamışımdır fazla. Aracımı basmak istiyorum. Ufuk abi izledik. Keyfim kaçtı diyenler de olabilir belki. Manzara eşliğinde size böyle spor yayın kullanışlı hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Spor yay, Coliver. Umarım ufacık bir faydamız dokunmuştur. Arkadaşlar ilerleyen videoda görüşmek üzere. Ne diyeyim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Like you, be strong, to hold the powers of the sun.